Merhabalar. Dün 22 Mart Cuma günü akşam saatlerinde Moskova'da bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. IŞİD tarafından üstlenilen bu saldırıda 60'tan fazla Rus vatandaşı öldürüldü ve yüzlerce de yaralı var. Bu saldırının Birleşik Devletler tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulan ve temelde İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına bağlı bir ateşkes kararına Rusya ve Çin tarafından veto ile bunun engellenmesinin hemen sonrasına gelmesi dikkat çekici bir nokta. Saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD enteresan bir örgüttür. Yani bir terör örgütü olduğuna şüphe yok. Fakat kökeninde Birleşik Devletler tarafından Afganistan'da kurulan El-Kaide hareketi ve Bin Laden vardır. Bin Laden biliyorsunuz bir Amerikan vatandaşıdır. Suudi Arabistan vatandaşı aynı zamanda. Ve CIA tarafından Afganistan'a gönderilen, Afganistan'da bir hareket, Rus ordusuna karşı, oradan işgale karşı harekette kullanılan bir örgüdü. Daha sonra bu devşirildi ve genellikle Siyonizmin ve İsrail'in menfaatlerine odaklı olarak bugüne kadar eylemlerini şu ya da bu şekilde gerçekleştirdiği söylenebilir. Öyle ki, yani burada temelde gördüğümüz IŞİD'in neresiydi? Suriye'ydi, Kuzey Irak'tı. Yani İsrail için uygun bir, İsrail'e benzer bir devlet, kukla devlet oluşturulması için bir çeşit Kürt devleti diye ifade ediyor ama özde Siyonizmin kontrol ettiği bir devlet oluşturulması ve buradaki Kuzey Irak petrolünün Kürdistan bağımsız yönetiminde ayrılarak Irak'tan bir Suriye üzerinden geçen bir koridor üzerine Akdeniz'e indirilmesi. Bu petrolden daha öte İsrail'in daha güvenli hissedebilmesi için bölgede bir ikinci destek devleti oluşturmak gibi bir hedefi var. Yani IŞİD budur. IŞİD bir kukla örgüttür. Yani nerede Amerika'nın müdahale etmesi gereken bir alan varsa IŞİD'i önce oraya göndererek orayı baskın olan unsurlardan, yani nüfusu değiştirmek suretiyle kurtarmak, temizlemek ve buraya İsrail'e destekleyebilecek bir insan topluluğu yerleştirmek veya onların çoğunluğa geçmesini sağlamaktır. İşte Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki ayrılıkçı hareketlerin bu şekilde etkili hale getirilmesi söz konusuydu. Yani IŞİD'i nereye ele geçirmek istiyorlarsa, neredeki popülasyonu oradan silmek, kazımak veya oradan çıkarmak istiyorlarsa oraya göndermişlerdi. Hamas'ın kuruluşu ve Hamas'ın gelişimi, büyümesindeki şeyde, yolda buna benzer bir yol olmuştur. Yani şu anda Hamas tam olarak kontrol altında değildir elbette, belki başka türlü bir yöndedir. Fakat kuruluş itibariyle, varlığı itibariyle bunu bir hani tavşan gibi bu tür örgütleri kullanmışlardır, kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Rusya'daki saldırıyı da bu şekilde değerlendirmek lazım. IŞİD denildiği zaman dünya üzerinde bir Müslüman, sözde Müslüman örgüt olduğunu iddia edip, şeriat için çalıştığını iddia edip, Siyonizmle hiçbir problemi olmayan, bugüne kadar Siyonizme hiçbir saldırısı gerçekleşmemiş bir örgüt söz konusu olabilir mi? Bunu düşünün. Bundan başka bir vasfı yoktur. Kullanılan bir yapı halindedir. Rusya'daki bu saldırıda çok açık ki Siyonizmin büyük bir savaşı çıkarma, büyük bir savaşı daha da genişletme amacına hizmet etmektedir. Çünkü Siyonistler pekala diyor ki şu anda kukla gibi yönlendirdikleri, yönettikleri Birleşik Devletler'de yönetim bu sene değişecek. Önemli bir olasılıktır bu. Ve şu andaki Biden yönetimi çok rahat bunu idare ediyorlar. Ne karşı? Trump biraz daha farklı, hani bunların büyük miktarlarda para harcamasına, evrensel siyonizm yolunda para harcamasına taraftarı olmayan bir kimse. Dolayısıyla Trump'ın böyle bir vasfı da olduğu için ne yapıp edip İsrail'i de şu anda içinde bulunduğu bataktan, ki batak içindedir, yani bir soykırımcı devlettir İsrail. Şu anda bütün oklar kendisine dönmüştür. İnsanlık değerlerini alaşağı etmiş bir yapıdır. Bu açık. Yani bunu yapan IDF diye ifade ettikleri veya bu devlet terörünü bizatihi sahada gerçekleştiren kitlelerdir, kimselerdir. Yani bütün Yahudiler için böyle bir şey söylemek gerçekten
doğru da olmaz. Öyle bir şey taraftar da olmamız mümkün değil ki zaten hem İsrail içinde hem de Yahudiler arasında çok ciddi bir şekilde burada tavrını koyan çok güzel insanlar da var. Bunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla şimdi bu hareketi, Rusya'ya olan hareketi, Ukrayna'yı bir noktada Ukrayna'daki kukla yönetimi diyeyim, yani Zelenski bir çeşit Ukrayna halkını mahvetmiş siyasetiyle Ukrayna halkının menfaatlerinden çok bu bahsettiğimiz Siyonist dünyadaki egemen düzeni, düzenin emirlerini, direktiflerini yerine getirmiş veya onun söylediklerinin peşinde gitmiş olan ve ülkesini mahvetmiş olan bir kimsedir. Sadece sonuçlara bile bakacak olursanız bir siyasetçi açısından Ukrayna gibi ülkenin gelmiş olduğu bu nokta, ki şu anda Ruslara karşı büyük bir mağlubiyet belki öncesi haldeler veya çok iyi gitmiyor sahadaki durumları ve bu daha da kötüleşecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla Rusları sıkıştırmak, aynı zamanda sıkışmış Siyonizme, İsrail başta olmak üzere sıkışmış Siyonizm yönetimini daha büyük savaşlara sebep olarak kurtarmaktır. Yani böylelikle ellerini bu şekilde temizlemeyi bir kısmı, en azından onların içerisindeki bir kısmı diye düşünüyorum, böyle düşünmektedirler. Onlar üzerinde içinde daha aklı başında çalışılabilecek gibi görünen insanlar veya daha makul diyelim görünen insanlar, yani Siyonistlerin içinde bile böyle bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Onlar ise Netanyahu'yu şu anda bir süre içerisinde iktidardan düşürmek ve işte insani yardım ve diğer sebeplerle Gazze'ye askeri birlik çıkarmak, başta Birleşik Devletler olmak üzere orada bir alan oluşturmak hedeflerindeydiler. Bunları yapabilecekler mi? Bizim şu anda yaşadığımız günler hayatta karşılaşabilecek en ağır tablolardan bir tanesi, kuşkusuz ki, yani kendi adıma söylüyorum, kabul edilemeyecek bir durumdayız. Umarım bu değişebilir. Türkiye'nin burada sorumlulukları çok fazla. Yani çok fazla sorumluluklarımız var. Her insanın sorumluluğu olduğu gibi bizim ülkemizin de sorumluluğu olması gerekir. Biz buna göz yumamayız. Böyle bir katliamı seyirci kalamayız. Burada sorumlu olan herkesin cezalandırılması gerekir. Bu cezalandırma sağlayana kadar ve Filistinler kendi topraklarına kavuşana kadar mücadele sona ermeyecektir. Durum hiçbir zaman eskiye dönmeyecektir. Bunu herkesin iyi anlaması gerekir. Dünyada yeni bir düzen oluşturmak mecburiyetindeyiz ve biz bu düzenin oluşturulmasında Türkler olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmak zorundayız. Çünkü bu şekilde ancak biz de bağımsızlığımızı koruyabilir ve onurlu insanlar olarak dünyada devletimize ve milletimizin varlığını sürdürebiliriz. Milletimiz dediğimiz zaman bütün Türklerden bahsediyorum. Dolayısıyla bizim için en temel hedef, vazgeçilmez hedef ve mutlaka gerçekleştirilecek olan hedef, Türk Devletleri Federasyonu'nun daha güçlü bir yapı olarak oluşturulmasıdır. Türkiye burada güçlü askeri teknolojileri ile bir şemsiye olacaktır. Bizim sahip olduğumuz doğal zenginlikler ve nicelik ve nitelik olarak sahip olduğumuz topraklar dünyada hiçbir devletin, hiçbir milletin toprağına göz dikmemizi gerektirmeyecek kadar büyüktür. Ve bu bağımsız hareketin güçlenmesi aynı zamanda çevredeki diğer komşu devletlerimizle iyi ilişkilerimizi, dünyada barışı destekleyerek olacaktır. Rusya da bunun içindedir. Elbette Çin de bunun içindedir. Rusya'nın hem nüfus yapısı bakımından içinde barındırdığı birçok Türk toplulukları söz konusudur. Ve biz Ruslarla artık, hani çok eski düşman sayılırız ama artık düşmanlık istemiyoruz. Ruslarla artık birlikte çalışmak ve bağımsız devletler olarak daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz. NATO kendine yeni düşmanlar arıyor olabilir. Birleşik Devletler kendine yeni düşmanlar arıyor olabilir. Gücünü bu şekilde korumayı tercih ediyor olabilir. Biz onların tercihlerini, onların düşmanlarını düşman edinmek gibi bir kararımız yoktur. Ruslar bizim dostumuzdur ve böyle olmaya devam edecek. Aynı şekilde Ukraynalılar da bizim dostumuzdur ve Ukrayna'nın mutlaka başındaki artık 5. senesi doldu seçimlere gitmesi lazım. Ama tabii savaş ve olağanüstü hal sebebiyle Ukrayna'da 2019'da en son yapılmış olan serbest seçimlerin tekrar edilmesi anayasaya göre pek mümkün görünmüyor. Bunun gerçekleşmesi ve Zelenski'nin ve o kafadaki insanların, ki azınlığın azınlığı diyebileceğimiz bir kimliğe sahip bir kişidir, bir an önce Ukrayna'nın yönetiminden uzaklaştırılması iki devlet arasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki barışın tesisi için son derece önemlidir. Burada önemli olan nokta NATO'nun üye sayısının arttırılmasıyla barışı sağlamak değil, önemli olan gerçekten barışçıl koşullarla, onurlu koşullarla, bütün uluslara açık ve herkesin yönetimine saygı gösteren bir anlayışla dünyada
insanların işbirliği yapmasıdır. Fakat İsrail bu kapsam içerisinde olamayacaktır. İsrail işlemiş olduğu on binlerce çocuğu öldürmek, on binlercesi bile öldürmek suçunu faillerini cezalandırmadığı sürece medeni dünyanın içerisinde hiçbir şekilde yeri olmayacak bir devlet olarak nitelenmesi gerekir. Ben kişisel olarak söyleyeyim, İsrail ile Türkiye'nin her türlü siyasal, ekonomik, ticari her türlü ilişkiyi kesmesi gerekir. Bu sağlanana kadar bizim İsrail ile bir oturup bir masanın etrafında kahve içmemiz dahi söz konusu olamaz. Bu benim kişisel olarak da Türk yurttaşı olarak da hükümetimizden beklentimdir. Bunun dışına çıkabilecek herhangi bir karar veya herhangi bir zafiyeti asla kabul etmiyoruz. Asla. Yani burada dinsel bir ayrımdan öte insanlığa karşı işlenmiş bir suç var. Öyle büyük bir suç işlediler ki biz hepimiz her gün yaşarken insanlığımızdan utanır hale geldik. Hiçbir şey yapamamanın zayıflığını, zafiyetini ve acısını her gün yaşıyoruz. Ve hayatımıza da bütün bunlara rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ederek daha da büyük bir psikolojik problem yaşıyoruz bütün insanlık olarak. Bunu yaşamıyorsanız zaten sizde insanlık namına bir şey kalmamış demektir. İsrail'deki bu suç, Gazze'de işlenmiş olan bu suç bizi çok fazla ilgilendiriyor. Her zaman ilgilendirecek ve sonuna kadar bunun arkasında olacağız. Gün gelir eğer mahkemeler önünde hesap vermezseniz bu hesabı biz kendimiz size sorarız. Bu unutulmasın çünkü artık Sykes-Picot denen saçmalık sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman Sykes-Picot'un tarafı olmadı. Osmanlı Devleti de İmparatorluğu da tarafı olmadı. Dolayısıyla Sykes-Picot'un kapsadığı topraklarda eğer şu anda Sykes-Picot denen gizli anlaşmanın gereğini yerine getirip bizim devletimizi parçalayan kimseler eğer şu anda burayı başkalarına miras bıraktılarsa biz o mirası tanımayız. Her nasıl onlar 4000 yıl önceki bir dinsel inanç vesaire gibi anlamsız bir takım değerler, kendince ve anlam taşıyan bir takım hayali vaat edilmiş topraklara inanıyorlarsa daha 100 yıl önce Filistin'de bulunan ve 100 yıl önce Filistin'deki kurulu devletin resmi, meşru sahibi olan Osmanlı İmparatorluğu ve onun mirasçısı olan bizler o topraklarda yaşamayı ve o topraklara sahip olmayı kan dökerek, kanları son damlasına kadar dökerek yüzlerce kere hak etmiş olan Filistin halkının haklı talepleri yerine getirilene kadar, 1967 sınırlarına tekrar sağlayana kadar, iki devletli bir çözüm oluşturana kadar onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Camp David hala geçerli mi diyeyim de saçma sapan bir tartışma yapılıyor. Camp David'de Gazze'nin ve Batı Şeria'nın özerkliği söz konusudur. Camp David'i yırtıp parçalayıp çöp kutusuna attınız. Camp David bizim için artık hiçbir şey ifade etmeyen bir anlaşmadır. Mısır için de hiçbir şey ifade etmeyen bir anlaşma olması gerekir. Yani Gazze ve Batı Şeria'nın özerkliği bu şekilde tarumar edildikten sonra Camp David'in C harfinden bahsetmek bile manalı bir şey değildir. Artık bundan sonra Sykes-Picot bitmiştir, Balfour bitmiştir, Camp David bitmiştir. Herkes takkesini alıp önüne koysun. Artık bizi daha fazla yalanlarınızla meşgul edemezsiniz. Çaylı Bisküvi kanalından herkese selamlar, saygılar.